Herkese merhaba. Geçen hafta biz iş başvurusu durumunu anlatıyorduk. Nasıl iş başvuruları falan. Ama Linda bizi yarıda kesti. Sadece nasıl CV hazırlanır kısmını anlatabildik. Bugün Linda kesemez çünkü daycare'da. Bugün biraz iş başvurusundan devam edelim. CV hazırlamayı anlattık bir önceki videoda. Peki CV hazırladıktan sonra neler yapıyoruz? Bir sonraki aşamamız ne? İstersen bahset birazcık. Yani burada LinkedIn çok aktif kullanılıyor ve benzeri Glassdoor diye bir site var. O ikisi üzerinden sen de daha çok Indeed'den iş bulabiliyorsun. Evet, Glassdoor ve Indeed. Ben LinkedIn çok Yani kullanmıyorum. Türkiye'deki Kariyer.net benzeri siteler bunlar hep. Evet. Bayağı aktif. Zaten LinkedIn'i falan bilmeyeniniz yoktur. Bu sitelerde iş ilanları sekmeleri oluyor. Oralardan kendi aradığınız pozisyonların anahtar kelimelerini yazarak bir job alert diyorlar Türkçesi. Bir alarm oluşturabiliyorsunuz. Benzer ilanlar yayınlandığı zaman size sürekli her gün, günde 2 defa belki haftada 1 defa ondan sıklığını ayarlayabilirsiniz. Bildirim geliyor. Gelen bildirimlerde de sizinle alakalı olan, yani girdiğiniz keywordlerle alakalı işler olduğu için genelde hani hedefe uygun iş ilanlarını o şekilde bulabilirsiniz. Yani ben daha çok Glassdoor ve Indeed kullanıyorum. Açıkçası LinkedIn'i çok kullanmıyorum. LinkedIn'i şöyle kullanıyorum. LinkedIn'in zaten o sitenin linkini istiyorlar başvurularda. Yani sizi bir LinkedIn'den check ediyorlar. Ben ne kadar işlere LinkedIn'den başvurmasam da orayı güncel tutmak zorundayım ki işverenler beni araştırmak istediklerinde oraya baksınlar ve benim ne durumda olduğumu, işte eğitimlerimi falan görebilsinler. Bir de LinkedIn'i şöyle kullanıyorum ben. Aslında bu öneriliyor zaten. Bir işe başvurdunuz. Hangi şirkete başvurduğunuz zaten belli ve hangi pozisyona başvurduğunuz. Şimdi o şirkette o pozisyonla alakalı insanları LinkedIn'den bulabiliyorsunuz. Ve daha da güzeli başvurmadan önce aslında ama başvurduktan sonra da yapabilirsiniz. O insanları bulup ağınıza eklemeniz. Yani oradan insanlara iletişime geçmeniz. Zaten eklerken diyor ya size bir ileti göndermek ister misin, bir mesaj göndermek ister misin? Oraya yazabiliyorsunuz. Ben bu pozisyona başvurmayı düşünüyorum ya da başvurdum. İşte bu konuda da sizden bilgi almak istedim falan gibi. En azından insanların sizden haberi oluyor. Yani sizin başvurunuz böyle birçok başvuru arasında kaybolmuyor. Yani böyle yapanlar en azından bir adım öne geçiyorlar. Ben LinkedIn'i böyle kullanıyorum. Ama Glassdoor ve Indeed evet çok güzel siteler. Buralardan başvuru yapabilirsiniz. Peki başvurduktan sonra nasıl dönüşler yapıyorlar bize? Yani kendileri mi dönüyorlar? Recruiter diye bir şey var. Biraz onlardan bahset. Sana çok dönüş oluyor bu aralar. Ben kendi başvurduğum ilanlardan bahsedeyim. Bilgisayar mühendisi civarı alanından başvuracaksanız çok benzer süreçlerle karşılaşacaksınız. Recruiter denen bir aracı kurum var. Yani bu aracı kurum da olabiliyor. Şirketlerin kendi departmanlarında yani HR departmanlarının belli bir alt kolu da olabiliyor. Bu insanların amacı dışarıdaki potansiyelleri yakalayıp şirkete kazandırmak ve bunun primleri oluyor. Mesela ne kadar doğru kişiyi çağırdığınız ve çağırdığınız kişilerin kaçı şirkete alındıysa siz de ona göre bir performans bonusu kazanıyorsunuz sene sonunda. O yüzden bu insanlar şirkete genelde hani herkesi çağırmıyorlar. Şirkete girebilme kapasitesine inanacağı insanları çağırıyorlar. Bu kişiler de sizin CV'nize bakıyorlar. CV'nize nasıl bakıyorlar? 1 saniye, 2 saniye, maksimum 4 saniye bakıyorlar. Çoğu sistem otomatik. Hani bazı belli başlı keywordlere göre zaten gelen milyonlarca CV'yi eliyor. Diğerlerinden de bir pozisyon için atıyorum ilk aşamaya 20 kişi çağrılacaksa gelen 150 CV'nin işte 50'sini belki ya da 100'ünü makineyle eliyorlar. Kalan 50'den ya da 100'den ne kadar kaldıysa 20'ye düşürüyorlar işte bu recruiter'lar bakarak. İşte 3-4 saniye CV'nizden keywordleri gösterebildiniz. Onu da nasıl olacağını bir önceki videoda anlattık. Ondan sonra size dönüş oluyor. İşte bu başvurunuzu gördük. Sizinle devam etmek istiyoruz. Görüşmek için aşağıdaki belirli tarihlerden birini seçebilir misiniz diye dönüşler geliyor. Ve bunun oranı benim gördüğüm yani çok ekstrem bir insan değilseniz 100 şirkete başvurursanız 10 tane kişi sizi birinci aşamaya çağırıyor. O 10 tane yani 10 şirketle birinci aşamaya geçebiliyorsunuz.
Oradan sonrası artık sizin yeteneklerinizi... Kabiliyetinize bağlı. Evet, şirkette aranan ya kabiliyetlerle ne kadar uyuştuğuna göre ilerlemenize bağlı. Ya da sizin onu ne kadar gösterebildiğinize bağlı. Yani siz çok kalifiye bir eleman olabilirsiniz ama bunu anlatamıyorsanız karşı tarafa, o zaman tabii ki sizi istemiyorlar. Yani mülakatlarda kendinizi anlatmanız da çok önemli. Burada işte ilk aşama dediği Onur'un bir de öyle bir şey var. Burada böyle tek mülakat yapılmıyor. Yani sizi birkaç kere çağırıyorlar. İşte ilk aşamayı geçerseniz diyorlar ki ikinci aşamaya çağırabiliriz. Bunlar şirketten şirkete değişiyor. 3 olabilir, 4 olabilir. Aynı anda 2 ile 3'ü birleştirebiliyorlar. Onur kendi deneyimlerini daha sonraki videoda anlatacak, Facebook, Amazon ya da böyle startup şirketleriyle alakalı. Ama yani örneğin birinci aşamaya geçtiniz, size şunu diyebiliyorlar işte, ikinci aşamada sunum yapmanı istiyoruz. Ya da ikinci ve üçüncü aşamayı birleştirmek istiyoruz. Bunlar arka arkaya olacak. Yani pazartesi bir ikinci aşamaya, salı üçüncü aşamaya gireceksiniz. İşte pazartesi 3 saat, salı günü 4 saat. Şunlarla şunlarla görüşeceksiniz. İşte coding yapacaksınız. Yok işte genel sorulara cevap vereceksiniz falan. Bu soruları da biz ayrı bir videoda anlatmak istiyoruz. Çünkü bu sorular çok önemli. Yani bu sorulara nasıl cevap verdiniz? Hani var ya işte Facebook şöyle şöyle sorular soruyormuş falan. O sorular aslında var yani. Hani hem sorulmuşu var burada hem de internetten arayıp bulabiliyorsunuz ama onlara nasıl cevap vereceğiniz çok önemli. Bu çok böyle tartışmalı bir konu. Yani insanlar farklı farklı şeyler söylüyorlar bununla alakalı. Biz hem deneyimlerimizi aktarabiliriz onunla ilgili hem de bu sorulara cevap vermeye çalışacağız. Bence çok işinize yarayacak. Yani bunu Türkçe olarak da kullanabilirsiniz Türkiye'de, şirketlerde. Ama Amerika için gerçekten önemli. İş başvuru süreçleri bu şekilde oluyor. Bu mülakat süreçlerinden sonra da artık en son aşama olarak şirketler sizi beğendilerse offer gönderiyorlar. Offer letter alıyorsunuz. Yani bu şu demek aslında. Türkiye'de siz işe kabul alıyorsunuz. Yani sizi işe kabul ediyorlar. Ama burada size bir mektup gönderiyorlar ve şey diyorlar. Biz sizinle çalışmak istiyoruz. Siz bizimle çalışmak istiyor musunuz? Yani asıl bu oluyor. Aslında tabii ki sizin niyetiniz onlarla çalışmak ama bu şöyle bir karar. Yani size o offer letter'da alacağınız ücreti de söylüyorlar. Yan avantajları söylüyorlar. İşte sağlık sigortası olabilir, emeklilik fonu olabilir. İşte bu sağlık sigortası neleri kapsıyor ya da ekstra prim ücretleri alacak mısınız? Bunları söylüyorlar ve siz bunlardan sonra o şirkette çalışmak isteyip istemediğinize karar veriyorsunuz. Yani offer letter'ı almak artık şey demek, yani tamam şirket sizi kabul ediyor, siz kabul edecek misiniz? Önemli olan o. Tabii daha güzel olanı 2 ya da 3 şirketten offer letter almak ve onlara şunu demek, yani diyelim ki siz Amazon'dan da offer letter aldınız, Facebook'tan da offer letter aldınız ve bir startup şirketinden offer letter aldınız. Onlar size ödeyecekleri ücreti söylediler, çalışma koşullarını söylediler, benefitleri söylediler. Siz şunu söyleyebilirsiniz, mesela Facebook'a gidip şöyle diyebilirsiniz. Amazon bana şu kadar teklif etti. Yani sizin teklif ettiğinizden daha yüksek. Ama ben Facebook'ta çalışmak istiyorum. Çünkü işte buradaki şöyle şöyle koşulları daha çok beğeniyorum. Eğer siz bana bu teklifi yaparsanız sizinle çalışmayı tercih ederim diyorsunuz. Onlar da yani büyük şirketse çok büyük ihtimalle, arada çok büyük fark yoksa kabul ediyorlar. Yani bu şekilde aslında maaşla pazarlık yapabiliyorsunuz. Ya o negotiation'ı en sondan çekelim. En son. Yani üçüncü video olsun. Ya da dördüncü, işte bir sonrakinden daha sonra çekelim. Ya aslında şöyle çekelim onu. Biz bir offer letter alalım bir yerden ya da birkaç yerden inşallah. Ve o şekilde çekelim, yani deneyim olarak çekelim. Çünkü biz de tam bilmiyoruz. Bunlar hep kulaktan dolma edindiğimiz bilgiler. Ama genel olarak böyle oluyor, yani iş alan arkadaşlarımızdan böyle duyuyoruz. Bu şekilde tamamlanıyor ama ekstra söylemek istediğiniz bir şey var. Aslında onu Onur anlatacak. Bu internal referral konuşamadım da. Onu anlatmak istersen, o da güzel bir şey aslında. Hı-hı. Yani. Son olarak şundan bahsedelim. Büyük şirketler yetenekli eleman arıyorlar ve bunlar için de gereken ücreti ödemeye razılar. Hı-hı. Ama bu büyük şirketler, örneğin Google, herkes başvurduğu için, herkes buraya girmek istediği için, hem ödemelerin yüksekliğinden, ücretlerin yüksekliğinden, hem ortam, yani çalışma ortamlarının rahatlığından, güzelliğinden, hem de hani Google denince bir prestij var yani. Hı hı. Hem şirketin büyüklüğü, hem de hani yaygın olarak halk üzerindeki bilinirliği, etkisi. Hı hı. Herkes bu şirkette çalışmak istiyor. Böyle olunca insanlar, yani Google'dakiler en doğru insanı almaya çalışıyorlar ve çok rekabetçi bir ortam oluyor bu işlere girebilmek için. Hı hı. Burada CV'nizi
fark edilmesi için hani dışarıdan ilanları gördünüz, başvurdunuz, o gitti, bir daha dönüş yok. Büyük ihtimalle yok. Yani çok büyük ihtimalle yok. Neredeyse yok. %10 ihtimalle geri dönüş var. Ben 100 tane başvurdum, bir tane bile almadım. Geri dönüş yok. Yani bak, Amazon'la, Facebook'la, şunda bunda bir sürü yerle görüştüm, Apple'la görüştüm. Google'dan bir tane dönüş almadım. Yani almak istiyorsanız şöyle bir durum var. Bu çoğu şirkette geçerli, büyük şirketlerde. Internal referral programları oluyor. Yani şirket içerisindeki biri, şirket dışarısındaki birine, birini şirkete öneriyor. Diyor ki bakın bu kişi böyle böyle iyidir, güzeldir. Hani bunu bir değerlendirin, şirkette benzer hani yetenekleriyle uygun bir pozisyon varsa onu işe almayı düşünebilirsiniz. Ve içeriden bir referans verdiği zaman sizin CV'niz direkt olarak hiring manager'ın önüne düşüyor. Hani işe almak isteyen insanlar bakıyorlar hani bu CV, yani bu kişi benim aradığım koşullara sahip mi diye. Öbür türlü kayboluyor gidiyor bir yerlerde, yani başvurunuz, genel başvurunuz, pozisyona başvurunuza döne neden olmuyor. Ben bu şekilde bir arkadaşım üzerinden Google Internal Referral programından kaydoldum. İlk defa cevabımı geçen hafta aldım. Başvurudan bir hafta sonra cevap verdiler. Belki bir hafta bile sürmedi. Yani görüşmeye çağırmadılar. Hani uygun bulmadılar benim yeteneklerimi aradıkları pozisyonda. Ama en azından bir cevap aldım. Diğerlerinden kaç ay önce, kaç yıl önce başvurduklarına hiç cevap bile alamıyordum. Ya bu Internal Referral sizi direkt hani birinci aşamaya, yani direkt mülakata çağrılma ihtimalinizi çok arttıran bir şey. Ve burada sonuçta hiring prosesinde başarılı olursanız size referans veren insanlar da zaten bir takım bonuslar geliyor. Yani 3.000 dolar, 5.000 dolar vesaire. Hani o yüzden içeriden insanlarla tanışmaya çalışın. Yani tanıdıklarınız varsa evet, onlara ulaşın LinkedIn'den. İşte ben böyle böyle başvurmayı düşünüyorum, beni referans verebilir misin diye. Zaten referans gösterenlerin bilmiyorum, belki limitleri vardır, belki yoktur da herkes hani birilerine referans göstermek istiyor ki hani onlar da siz işe alındığınız zaman da 3.000-5.000 bonus alsınlar. Hı hı. Bu aslında böyle win-win değil de win-win-win durumu. Yani evet, şirket sizi işe alırsa iyi bir eleman almış oluyor. Sizi öneren arkadaşınız siz işe alınırsanız bir bonus alıyor. Ve siz de tabii ki iş sahibi oluyorsunuz. Hatta sizin için bir güzel yanı daha var. Bu benim başıma geldi. Bir arkadaşım LinkedIn'den yazdı. Ben oraya iş aradığımın ilanını açmıştım. Ve dedi ki ben seni referral olarak önerebilirim şirkete. Ben dedim ki tabii ki çok sevinirim. Ve dedim eğer açık pozisyon bulursan içeriden bunu bana söyler misin? Bir de böyle bir avantajı var. Bazen pozisyonları dışarı açmak yerine içeri açıyorlar. Yani içerideki insanlardan arıyorlar bir takım gereklilikleri. Ve bir pozisyonu mesela ben görmemiştim, o bana önerdi. Ben o şekilde başvuru yaptım. Bu güzel bir şey yani. Bu herkes için çok faydalı bir durum. Bu önemli. Yani buradan bir iş almayı düşünüyorsanız zaten, yani şunu da söyleyelim şimdi, böyle hayal satmak gibi olmasın. Türkiye'den Amerika'da bir iş almak çok zor. Çünkü size sponsor olmalılar. Bunu başka bir videoda anlatmıştım ben. Yani buraya çalışma vizesi almak istiyorum deyip konsolosluğa başvurup çalışma vizesi alıp gelemiyorsunuz. Bunu size bir şirketin sağlaması gerekiyor ve şirket de tanımadığı, bilmediği adamı almak istemiyor. Çünkü buraya geldiğinizde yapabilecek misiniz, yapamayacak mısınız, o şirkette çalışabilecek misiniz, çalışamayacak mısınız, bunlar belli değil. Yani diyor ki en azından Amerika'da bir adam alayım ki hani adam ya ben kalktım Türkiye'den geldim, ben burada yapamadım deyip dönmesin. O yüzden şimdi hani dediğim gibi yani çok büyük hayallerle bu işe kalkışmamak lazım. Hani başvurayım abi beni kesin alır. Ama referral'ın böyle de bir avantajı var. Yani o referral'ın arkadaş Türkiye'den birini de refer edebilir ve gerçekten sizin yetenekleriniz çok iyi uyuyorsa o pozisyona sizi de arayabilirler. Yani bunun böyle de bir güzelliği var. Bu şekilde biz özetleyebiliriz, summarize yapabiliriz yani iş başvurusu için. Hı hı. Önce bir LinkedIn'inizi güncelleyin. Oraya güncel CV'nizi koyun, ilgi alanlarınızı, yeteneklerinizi ekleyin. Varsa yayınlarınızdan bahsedin. Evet, CV'nizi de güncelleyin. Bir önceki videoyu refer olarak evet, onu da düzenleyin. Sonra LinkedIn Jobs'tan, Glassdoor'dan, Indeed'den, Google Jobs belki onda da var mı? Vardır bir ihtimalle. Hı hı. Alarmlar oluşturun. Aradığınız pozisyonla ilgili keywordleri yazın. Şirketlere de bu arada direkt gidip sitelerine oradan da başvurabilirsiniz. Orada da kariyer pozisyonları oluyor açık. Hı hı hı. Başka ne yapın? Ben bir de örnek yani software engineering veya research scientist gibi pozisyonlara başvurmak isteyen, machine learning ile alakalı çalışmak isteyen kişilere örnek olsun diye mülakatlar hazırlık için
coding antrenmanları yapın. LeetCode, HackerRank gibi sitelerden sorular çözerek pratik edinin. Okullarda ve iş yerinde, şu anki çalıştığınız yerde çalıştığınız konuları çok iyi bilin. Zaten mülakatlar full bunun üzerine geçiyor yani. Evet. Hani evet, coding'in size ekstra bir coding yaptırabiliyorlar ama yani benim için mesela bana sadece çalıştığım konuyu anlatıyorlar ve onun içinden ince sorular soruyorlar. Onları bilmek zorundasınız. Hani bu şey gibi değil bu arada. Derste teori sormak gibi değil. Sadece yaptığın şeyi ne kadar biliyorsun? Yani kullandığın enstrümanı ne kadar tanıyorsun falan gibi sorular. Hani bunlara iyi çalışın mülakat için. O şirketten kişiler bulmaya çalışın. Özellikle o pozisyonlarda çalışan, o grupta çalışan, o team'de çalışacaksanız. Internal referral bulmaya çalışın. Bu kadar. Offer aldığınızda da sevinin yani. İki tane alırsanız kapıştırın falan. Bu kadar. Bir sonraki videoda direkt şirket bazlı mülakat deneyimleri, nasıl hazırlık yapılır, onlardan bahsedelim. Evet. Hatta bir sonraki videonun konusunda işte bu sorulara nasıl cevap verebiliriz? Özellikle İK'nın sorularına nasıl cevap verebiliriz? Bunları anlatalım. Yani bu aralar deneyimlerimiz bunun üzerine. Bununla ilgili videolar çekiyoruz. Çok yoğun. Haftada bir, en az bir tane görüşme yapıyorum ben. Evet. Ben ortalama iki. Geçen Ekim ayında 10 tane falan görüşme yaptım. Yani 10 farklı görüşme yaptım. Evet. Belki bu mülakatları birkaç videoya da bölebiliriz. Evet, evet. Çok uzunlar çünkü. Ya ben de anlatmak istiyorum. Benim şimdiye kadar iki tane oldu ama ben de anlatabilirim yani nasıl olduğunu. Çünkü herkes eminim coding yapmıyor. Benim gibi mülakatlara girecek insanlar da olabilir. Yani henüz bir offer letter almış değiliz tabii. Onu da buradan söyleyelim. Neyse, haftaya belki güncelleriz. Offer yani evet. Şirketlere de açığız. Bu arada bir hani şirket sahibi falansanız. İş bakıyoruz biz, böyle enerji mühendisi ve bilgisayar mühendisi bakıyorsanız, arıyorsanız eğer işlere de açığız. Bu şekilde kapatalım. Başka konular varsa da bahsetmemizi istediğiniz, onlara da açığız tabii ki. Yorumlara yazın. Evet. Başka ne? Instagram'da özel olarak yazın. Mail de atabilirsiniz. Mail. Maillere de bakıyorum ben. Mail atmıyor ya. Yo, atıyor. Ani cevap yazmak daha rahat ya. Ha tabii ki yok, hayır. Yani video çekmemizi istiyorsanız bununla ilgili mail de atabilirsiniz uzun uzun. Ben cevap veriyorum maillere. Evet. Şey, bizim neydi o? Playlistimiz var ya. Amerika'da arkadaşlarımız neler yapıyor diye. Onları bir gezin. Evet evet. Yani kendi bölümünüze uygun şeyler bulabilirsiniz oradan. Onlara da bakın. İzlediğiniz için de teşekkür ederiz. Hoşçakalın.